Bu küçük, bu şirin nahiyede geçer. Sümbül'ün, Şadiye'nin, Gafur'un, Huriyana'nın, hele hele Kemal'in hikayesidir anlatacağımız. Nahiyeyi iki para babası Ruşen Ağa ile İhsan Ağa avuçlarında tutarlar. Aralarındaki rekabet iyice düşmanlığa dönüşmüştür. Önce horozları, sonra da kendileri dövüşürler. Bu sen mi soğan başısın yoksa ben mi kavgasından fakir nahiyeli bir güzel yararlanır. Ruşen Ağa'nın tarladaki işini baltalamak için İhsan Ağa yövmiyeleri 5.000 liraya çıkarır. Ruşen çalıştıracak adam bulamayınca ne yapsın? Altında kalır mı? O da kalkar yövmiyeleri 10.000 liraya çıkarır. Nahiyeli bu işten memnun, o tarla senin, bu tarla benim ikisi arasında koşuşturur durur. Bu kadarla bitse iyi. İhsan Ağa kahvesine hemen bir renkli televizyon alır. Üstelik bir çay içene iki kahvede bedava deyince kahvesi dolar taşar. Tabii Ruşen Ağa'nın sineması sinek avlamaya başlar. Ne yapsın Ruşen Ağa? Gerçi İhsan Ağa da bu fazladan kahveleri dağıta dağıta pek kazanmamaktadır ya, neyse. Ve 3 film birden, biletlerde yarı fiyatına. Sinema dolar taşar, iğne atsan yere düşmez. Bilet kesecek zamanı bile zor bulur. Boşalır mı İhsan Ağa'nın kahvesi? Ha, boşalır. Ve de 5 parasız kalır. Ha, halkı sinemaya çekmek için yaptığı bu kadar değil Ruşen Ağa'nın. Seyirciye bir de bedava dondurma verir. Nahiyeli hayatından memnun. Günler gelir geçer. Ama evdeki hesap çarşıya uymaz. Önce film işletmecisine, ardından dondurmacıya borçlar ödenince Ruşen Ağa da iflasın eşiğine gelir dayanır. Sonunda çaresiz anlaşırlar. Düşünürler ki biz katırlar, eşekler gibi birbirimize çifte attıkça köylü faydalanıyor. Birlik olursak hepsini istediğimiz gibi yolarız. Ve bu anlaşmadan sonra her işte ortak olurlar. İstedikleri fiyata, istedikleri gibi at koşturup kazandıkça kazanırlar. Tabii sonunda kaybeden nahiyeli olur. Ah Sümbül, Ruşen Ağa'nın biricik kızı. Yanındaki evlatlıkları Asiye, onun can yoldaşı. İki kardeş gibi büyümüşler. Bu da İhsan Ağa'nın oğlu Gafur, namı diğer Ayı Gafur. İki ağa aralarındaki işbirliğini pekiştirmek için Gafur'la Sümbül'e söz keserler. Ama Sümbül'ün Gafur'da hiç mi hiç gönlü yoktur. İhsan Ağa'nın kahyası Yaşar, Gafur'un yağcısı arkadaşı. Tabii boşuna değil, Yaşar'ın da bu dostluktan kendine göre çıkarları vardır. Para vasiyetleri, rakı vasiyetleri ve de en önemlisi Gafur'un kız kardeşi Şadiye. Şadiye İhsan Ağa'nın kızı. Dediğimiz gibi Gafur'un kız kardeşi. Vakti zamanında çıkan talipleri beğenmemiş, şimdi de günü geçmiş evde kalmış. Gafur'un yağcı başısı Yaşar Kahya'nın gözü Şadiye'de. Ah Şadiye'yi bir alsan. İhsan Ağa'nın paracıklarıyla ağlar gibi yaşayacaktır. Ve bütün bu insanların yaşamını İstanbul'dan gelen bir telgraf değiştirir. Görelim bakalım neler olur. Hayrola? Müjdemi isterim. Oğlun Kemal'den telgraf var. Ah, oku ne yazıyor? Peki. Doktor çıktım. Aman Allah. Geliyorum. Ellerinden öperim anacığım.
Oğlum Kemal. Aman Allah'ım şükürler olsun. Ümmeti Muhammed oğlum doktor çıkmış. Kemal'im geliyormuş. Gelsin ayet. Dualarım adaklarım kabul oldu şükürler olsun. Duyun duyun Ayşe Hanım oğlum doktor çıkmış. Deli gözün aydın Huri Ana. Cümlemizin gözü aydın. Vay be şu işe bak. Bizim yoğurtçunun oğlu Kemal doktor çıkmış. Evet ben de duydum. Bizim sidikli Kemal doktor olmuş ha. Ne günlere kaldık. Zevzekliği bırak da aklını başına devşir. Benim gibi bir ağaya ancak doktor damat yaraşır. Anladın mı? Anlamadım. Anlamayacak ne var? Doktoru tavla evde kalmaktan kurtul abla. Baba bu kuş beyinli bana hep abla diyor. Ne var? Benden 10 yaş büyüksün be abla. Baba bak gene bana abla dedi. Ulan gerizekalı ablana abla denir mi? Ah baba sen de bana abla dedi. Kızım bak ağlamayı bırak da doktorun kalbini çalmaya bak. Bizim gibi sülaleye ancak doktor damat yaraşır kızım. Anladın mı? Hı hı anladım. Huri ananın oğlu doktor çıkmış. Bugün geliyormuş. Ayol baksana şu resme ne kadar yakışıklı. Bunca yıl İstanbul'da yaşamış. Konuşması, giyinmesi kim bilir ne güzellik. Verin bir de ben bakayım şuna. Ağza bak ağza. Kaşını da nasıl kız, nereden buldun onu? Huri teyzeden çaldım. Böyle bir erkek hangimizi beğenir acaba? Ay bilmem. Ha ilkokuldan beri bende gözü vardı. Bir gün saklambaç oynarken belime sarılmıştı samanlıkta. İçimizde Sümbül'den güzeli yok. Ben öyle kocaman bir doktor olsam Sümbül'den başkasını seçmem. Değil mi kız? Baksana şu resme. Kız ne biçim laf o? Sümbül bizim gelinimiz. Abimle evlenecek o. Bilmiyor musun? Eşek kafalı. Ver kız şu resmi bana. Şu ağza bak. Şu dudaklara bak. Yavrum Kemal'im. Ver şu resmi bana. Şuna bak be. O koskoca bir doktor. Senin neyine vurulsun? Şapşal. Kız yellos. Bir daha bana şapşal dersen o ağzın cah dadak ayırır. Asıl ben senin ağzın cah dadak ayır bakayım. Ne dersin bu işe? Dur sen. Çeşmeden su taşımak yakışır mı sana? Sen kimin sözlüsün? Amma da konuştum be gerizekalı. Sen ne karışıyorsun? Çek git karşımdan. Seni görünce midem bulanıyor. Bu nasıl cilven var ya bitiriyor beni. Gafurun ceylanı. Hoş. Çek ayaklarını pis cenabet. Doğru konuş erkenle. Bugüne bugün sözlümsün. O benim değil babamın sözü. Anladın mı sünnetsiz gavur? Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi biz doktor olduk, memleketi doldurduk, sevinçliyiz hepimiz, yaşasın seni. Su çok soğuk. İmdat! İmdat! Biraz gayret et. Gel bana doğru. Gelemiyorum. Gel. Gelemiyorum. Gel. Gel kız. Ay boğuluyorum. Sen gel buraya. Gel. Allah. Gel bana doğru gel. Sen gel gelemiyorum. Bu kadar suda nasıl boğuluyordun kız? Beni de heyecanlandırdın. Vallahi boğuluyordum. Hayatımı kurtardın. Ben kurtarırım. Can kurtaran simidi gibi adamım. Öylesin vallahi. Hayatımı kurtardın. Sağ ol. Üşümüşsündür. Dur üstüne giyecek kuru bir şeyler bulalım. Böyle biraz hem ıslak hem de
şey oluyor. Gel hele. Bunlar sana biraz bol gelecek ama idare ediver. Bol gelecek elbet. Şu boyunun uzunluğuna, omuzlarının genişliğine bak. Nahiyemizde senin gibi bir tane daha yok. Yok canım, fena değil, idare ediyoruz işte. Arkanı dön de değişeyim. Döneyim değil mi? Hı. Dönmesem olmaz mı? Belki, belki. Döndüm. Kız sen kimlerdensin? Ruşen kızı Sümbül. Ha, şu bizim sümüklü Sümbül. Hatırladım. Sen kimlerdensin? Tanımadın mı kız? Huriye'nin oğlu Doktor Kemal'im ben. Aa, şu Sidikli Kemal. Aa, yok canım. Ben işer miydim? Hem de nasıl. Neyse şimdi tutuyorum. Altıma da etmiyorum. Doktor da çıktık. Arada gene kaçırıyoruz ama idare ediyor işte. Nasıl? Yakıştı mı? Çok. Pantolonu giymeyecek misin? Altın ıslak, üşütürsün. Giyeyim. Dur. Giy ama ben görmeyeyim. Görürsem bir kaza çıkabilir. Gidelim. Ay. Buyur kızım. Gözün aydın Huri Ana. Oğlun Kemal doktor çıkmış geliyormuş. Ya evet. Oğlumun en sevdiği yemekleri yapıyorum. Duydum. Onun için yardıma geldim anacığım. Zahmet etmeseydin kızım. Aa, zahmeti de neymiş anacığım. Buyur. Nihayet nahiyemizden bir büyük adam çıktı. Sınıf arkadaşımdı. O da benim gibi geri zekalının biriydi. Nasıl doktor çıkmış baba? Kes sesini ulan. Sen de okuyaydın da adam olaydın. Aslında benim oğlum ondan daha akıllıdır ama ben okutmadım. Belli belli. Sevgili damadım benim. Sümbül'ün ne işi var motorda? Yürü! Hoş bulduk sevgili hemşerilerim. Canım anam benim. Ah, şükür kavuşturana doktor oğlum, aslan oğlum. Ay hiç dayanamam ağlarım vallahi. Ne haber kız? İyilik doktor bey. Kız bu kılığın ne? Ne bu hali senin? Alıyorsun bu motosikletin üstünde. Sana ne? Sana hesap mı vereceğim? Vereceksin elbet. Bugüne bugün sözlümsün. Şey, doğru söylüyor. Oo Gafur kardeşim. Ağlar. Merhaba, hoş gelmişsiniz. Çok özlemişim seni. Maşallah, ayı gibi olmuşsun. Senin sözdün demek. Ha. Boğuluyordu derede, ben kurtardım. Ya. Vallahi başka bir şey olmadı. Yalnız kurtardım. Değil mi kız? Evet dedi. Ah oğlum, bütün bu kitapların hepsini sen mi okudun? Doktor olmak kolay değil anne. Çok çalışmak, çok okumak lazım. Al sana bir yorgunluk kahvesi. Aa, bu ne kadar çok kavanoz böyle. Reçel mi getirdin? Onlar reçel değil, ilaç ilaç ana. bizim buralarda öksürük, sıtma, baş ağrısı, çocuksa kızamık, su çiçeği, yaşlıysa romatizma eksik olmaz. Haklısın. Ben öyle her doktor gibi zırt pırt reçete de yazamam. Ya ne yaparsın?
Ya ilacı kendim yaparım ya da hazır ilaçlarımdan veririm. Ah çocukken ne iş verse kaytarırdın. Doktorluk ne demek? Bakkala çırak bile olamayacaksın diye kahrolurdu baban. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Seninkisi doktorluk da değil, alimlik, allamelik. Yattığın yerden kalk da gör, iftihar et oğlunla. Rahmetli sağ olsaydı. Sokağın başında bir bağırdı mıydı, herkes kapıya pencereye koşardı. Canım babam, mecburdu bağırmaya. Yoğurt satmak kolay mı? Ama oğlu koskoca doktor oldu. Herkesler kapımızda kuyruğa girecek. Güzel bir tabela yazdırıp kapıya astın mı? Doktor tabelası mı? Evet, altın yazıyla. Bir de bayrak asmalı. Yok, istemem. Reklamı şöhreti sevmem. Ne demekmiş o? Doktor dediğin tellal bile çığırtmalı. İstemem dedim. Neden? Büyük şehirde büyük doktor muyum ben? Reklama ne gerek? O da neyin nesi? Sinek baltası, yani sineklik. Nahiyedeki bir cümle haşereleri öldürmek için. Ben çıkıp nahiyemi dolaşıp bir görüneyim. Nasıl olur yahu? Nasıl olur da motoruna bindirilmiş doktor benim gelinim olacak kızı? İhsana kardeşim, kalbini bozma hemen. Kızım dereye düşmüş, adam insanlık etmiş, kurtarmış. Sen de pireyi deve yapıyorsun canım. Yo, benim midem bulandı bu işe. Allah. Benim de baba. Yahu topu topu bir kere motoruna bindirmiş, ne var bunda? İyi ama bir de kendi pantolonunu giyindirmiş. Bu kadar da olmaz yahu. Canım işi büyütüyorsun. Selamun aleyküm. Nahiyemizden ilk defa senin gibi bir büyük adam çıktı yani. Bizleri pek sevindirdin, sağ ol. Sizler de sağ olun. Ayrıca kim hastaysa, kimin hastası varsa eve buyursun. Para da almıyorum önceleri. Bu böyle biline. Sağ ol. Sağ ol doktor bey. Ya hık demiş babasının burnundan düşmüş. Evet. Rahmetli de borca yoğurt verir, deftere ya bile yazmaz. Ya. Ne adam. Allah rahmet eylesin. Ya senin burnun niye kırmızı? Vallahi bilmiyorum, senelerdir böyle. Devamlı içki içersen böyle olur tabii. İçki içme, ayran iç geçer. Baş üstü. Ağalar selam sabah yok mu? Selamün aleyküm. Sinek. Mikrop saçıyor. Öyleyse sinekleri öldüreceğiz. Öldür de suratıma niye vurdun? Vururum. Bak bu daha tehlikeli, sivrisinek. Lan sen babama nasıl vurursun? Sus! At sineği, en tehlikelisi. Sen artık fazla olmaya başladın. Bana bak, sümbülden de uzak tut, beynini dağıtırım senin. Dur bağırma. Hemen kızıyorsun. Tansiyonun çıkar. Ver bakayım nabzını. 3,5 atıyor. Ne? Sen hastasın. Hastam. Her sabah bir saat koşman lazım. Otur, heyecanlanma. Sen de otur. Doktor olarak işe el koyuyorum. Bundan böyle herkes haftada bir saat sağlıklı yaşam koşusu yapacak. Ben de başınızda olacağım. Yarın başlıyoruz. 1-2, 1-2, 1-2 Koşun, koşun, koş! Konuşmak yok. Borcu alacağı karı kaynana dırdırını düşünmek yok. Kafalar boşalacak. Yerine ceylan gibi kadınlar güzel manzara resimleri alacak. Koş! 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 Peki bu herif niye koşmuyor da bizi koşturuyor? Doktorun üstüne karışılmaz bir bildiği vardır. Hay onun bildiğine. Ay. Aman. Hiçbir yerim tutmuyor. Bu sağlıklı yaşam koşusu gebertti beni. Ne doktormuş be. Bizim doktor işini bilir baba. Bilir. Allah! Biraz yavaş ol ayı oğlu ayı. Peki baba. Sen ne yaptın? Doktorla işler ne kıvamda? Babacığım, çok güzel bir numara düşündüm. Evelallah hayırlısıyla yarın bu iş tamam. Yaşa akıllı kızım benim. Allah! Lan hayvan oğlu hayvan. Sana yavaş ol dedim. Peki baba.
Nayan'ın kızları da dereye düşmeden yapamıyorlar. Dur kız, geldim. Ah, yetişin. Ay boğuluyorum. Ay boğuluyorum. Ay boğuluyorum. Kurtarın. İmdat. İmdat. İmdat, kurtarın. Ah, yetişin. Yetiştin mi Kemal? Nadia bu. Ah, ben boğuluyorum. Gördün mü bak. Ah, ay. Ay, çok soğuk. Don, soğuk su iyi gelir sana, anlarsın ya. Ya, gitti Kemal. Dondum anacığım. Doktor diye gebermezsem iyidir. Ben sana sorarım. İçecek Kemal, gitti Kemal. Oğul. Acil bir hasta varmış. Hayrola? Anlat bakayım. Neyin var? Sen çık anne. Ben değil doktor bey. Bizim ağanın kızı çok hasta. Ateşler içinde yanıyor. Ağa tez gelsin dedi. Nadiye mi? Evet. Yanıyor mu? Üşütmüştür. Eski üşütüklerdendir. İyi, gidip bir bakalım. Hoş geldin, sefa geldin doktor bey oğlum. Hoş bulduk İhsan amca. Kızım ateşler içinde yanıyor. Ne olursa senden olur. İyi, bir bakalım. Bak sen şu Şadiye kıllısının yaptığına. Utanmaz. Ahlaksız. Hasta numarasına yatıp doktorumuzu ayağına çağırdı. İstediğini yapsın. Doktor Kemal benim olacak, benim. Koş tebeşir getir bana. Ne yapacaksın tebeşiri? Toz haline getirip yutacağım. Ateşim çıkacak. Okulda yapardık ya. Babam da Doktor Kemal'i çağırmaya mecbur olacak. Yaşa hanımım. Aklınla bin yaşa. Gayrı senin himmetine kalmış. İnceden inceye bir iyice muayene et kızımı. Merak etme İhsan amca. Elimden geleni yaparım. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gafur kardeş... Sinek kaydı, tıraş olmuşsun. Artık sinek konmaz, kayar. Çok seviyorum canım. İşte odası. Beni hastamla baş başa bırakın. Müsaadenizle. Bunları yalnız başlarına mı bırakacaksınız? Ne demek? Hocayla doktora namerhem mi olurmuş, dümdü? Zahmet verdim sana. Ne zahmeti Şadiye? Kim derdi ki bir gün senin hastan olacağım? Kim derdi ki ben doktor olacağım? Doktor muyum ben? Neyse. Evet. Dön bakayım arkanı. Önümü dinlemeyecek misin? Ben önce arkadan başlarım. Soymayacak mısın? Böyle yani. Şimdi derin nefes al. Al. Al ver. Ver al. Şimdi öksür. Bir daha. Öyle kibar değil. İnsan gibi öksür. Şiş. O kadar da demedik. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şimdi dön. Önüne sıra geldi. Dinle. Kalbimi dinle. Duyuyorsun değil mi? Kalbim nasıl atıyor? Duyuyorum. Lan senin hiçbir bokun yok. Yok mu? Ne getirdin beni buraya? Kemal yok deme. Durup terliyorum. Hele geceleri. Sonra göğüslerime ateşler basıyor. Derken başlıyorum acayip rüyalar görmeye. Kız kaç yaşındasın sen? 16-17. Çüş. Ben de 12-13. 12 mi desem, 13 mü desem? İşte 12,5. Daha büyük gösteriyorsun. Sen bana bakma, gösterişim iridir. Göstereyim mi? Ay şimdi olur mu?
Kız senin derdin belli. Azmışsın sen. Erkekten başka ilacın yok. Bir an önce evleneceksin. Ah, ne güzel ne tatlı konuşuyorsun. Doktor değil misin? Derman sendedir. Hadi ver ilacımı. Ah. Kahvenizi getirdim doktor bey. Destursuz ne dalıyorsun odaya? Kahveyi bırak çık dışarı. Peki. Buyurun. Ne bakıyorsun? Çık dışarı. Hadi. Duymadın mı? Çık dışarı. Baş üstüne. Allah Allah. Ne ağır adam canım. Bir türlü çıkamıyor. Ya bu herifin seninle bir derdi var. Aman bırak şu sola. Hadi ver ilacımı. Dur. Acele etme. Çıkartıyorum. Bulamıyorum. Ulan nereye gitti? Aa kaybolmuş. Heh, buldum. Aa. Bu haplardan günde 3 tane alacaksın. Nasıl alacağım? Bak, kurşun gibi uyutacak seni. Ne ter, ne ateş basması, ne acayip rüyalar. Şimdi hele şunu yut bakalım. Aferin. Hı. Dök, dök. Biraz daha dök, dök. Tamam. Nasıl? Ateşim çıkmış mı? Yanıyorsun. Çok fena. Cayır cayır yanıyorsun. Hemen başımı bağla. Pekala. Dediğim gibi aslında sen bir an önce evlenmeye bak. Evleneyim değil mi? Evlen evlen. Hazırım. Hem çeyizim de tamam. Üstelik başlık parası da istemiyorum. Tarla, değirmen. Oldu mu? Olmadı. Oldu olan gibi oldu. Allah. Tatlım benim. Kendine gel küçük bana bak. Kemal'im. Azgın karı. Doktor civanı. Ne giriyorsun lan muayenenin ortasında? Görmüyor musun hasta muayene ediyoruz. Boşu alacaktım da. Ben de boşum, beni de al. Hay Allah. Tam vaktinde geldin kardeş. Nedir borcumuz? Kimseden para almıyorum şimdilik. Hele hayırlısıyla bitsin, fazlasıyla ödeşiriz. Buyurun. Kemal'im, beni unutma. Şey yani, ilacımı unutma. Yoksa ölürüm. Uğurlar ola Kemal Bey oğlum. Hoşça kalın. Allah senden razı ola. Tuttuğun adresi. Senin de. Doktor, Kemal Bey. Kemal Bey oğlum bir dakika. Doktor... Ocağına düştüm. Kızım ateşler içinde yanıyor. Allah Allah. Ben geldim nahiyeye ateş bastı. İyi ona da bakalım. Sağ ol. Allah razı olsun. Aval aval bakacağına koş çiçek yaptın da sözüne geçmiş olsun de. Mankafa aptal gerizekalı. Tamam baba olur. Ay. Buyur bakalım. Doktorun girdiği yere sağlam adam girmez. Beni hastayla baş başa bırak. Kemal evladım ben seni tanırım. Madem tanıyorsun ben gideyim. Ah ölüyorum baba beni kurtar. Bir karar ver kalayım mı gideyim mi? Kal Allah'ın cezası kal. Hadi sen de çık. Kapıyı da kapa. Bu senin baban da çok hıyar herif canım. Sana hiç çekmemiş. Dur bakayım neyin var. Hı. Ateşin çok. Bir derece koyayım. Yok koyma koyma. Koyayım koyayım. Koyma. Biliyor musun? Seni görebilmek için tebeşir tozu yuttum. Deme. Hani ırmakta beni kurtardın ya. Ha evet. Sahi kurtardım değil mi? Biliyor musun? O zamandan beri hep aklımda, kalbimdesin. Sen de benim. Kalbim sümbül sümbül diye atıyor. Ver elini, koy kalbime. Bak dinle. Sümbül, sümbül, sümbül. Nasıl? Kalp değil sanki bülbül.
Peki gafur ne olacak? Bana ne o Allah'ın ayısında? Ama sözlünmüş ya. Babamın sözü o. Şaşıyorum. Baban sana o Allah'ın ayısı ile nasıl söz kesti? Arkamda geldi. Bana da geldi. Herifi görünce çıldırıyorum. Bir kaşık suda boğazım geliyor. Boğa da burada. Burada da boğarım ne var? Yakaladığım yerde boğarım. Duyuyor. Duysun. Korkun mu var benim ondan? Aa. Gafur. Gafur canım kardeşim. Gel seni öpeyim. Ben de seni ne kadar sevdiğimi söylüyordum. Değil mi kız? Ne zaman geldin? Niye haber vermedin? İlkokul arkadaşım benim. Gel bir daha öpeyim. Seni de öpeyim. Canım benim. Biraz karıştırdım galiba. Hoşça kal. Nesi var kızımın? Üşütmüş. Bol bol ıhlamur içecek. Hadi geçmiş olsun. Peki borcum? Mümkün değil. Sağ ol. Bu mis kokulu çiçekleri senin için getirdim. Buyur. Taş getirseydin de kafanı gözünü yarsaydım. Aptal! Defol! Kalbimi parçalıyorsun Sümbül. Beni bu kadar üzmenin alemi var mı? Git başka kapıda dilen. Hastayım. Kemal Bey olmasa çoktan ölmüştü. Adını amma o herifin. Doktor çıkmış da ne bok olmuş. Yoğurtçunun oğlu işte. Bir garip çoban. Ya sen? Sen ne halksın? Çık defol. Ödlek. Korku belasına gavur kaldın. Sünnetsiz gavur. Gavur. Deme. Öldürme beni. İster öl ister geber. Sünnetsiz gavur. Ne olacak? Oh. Çık dışarı. Oh. Defol diyorum sana. Defol. Defol. Çık dışarı gözüm görmesin seni. Çık odamdan. Yapma. Durun seni. Delirdin mi? Açılır. Ayıp dur. Sen Müslüman adamsın baba. Bu sünnetsiz gavura nasıl verirsin beni? Yarın cehennemde cayır cayır yakmazlar mı seni? Yakmazlar mı? Vallahi sana ben Müslüman adamım. Oğlun sünnet olmazsa bu nikah kıyılamaz. Yoksa ben cehennemde cayır cayır yanarım Allah vermesin. Kızma sinirlenme ortak. Biz de sünnet ettiririz. Ne yapalım Allah'ın emri. Ama baba. Aması maması yok deyiz. Hayvan oğlu hayvan. Yetti lan korkak. Yarından tez yok kestireceğiz. Yoksa Sümbül'ü unut. Ya ortak niye ihmal ettin bu yaşa kadar çocukcağızı? Laf aramızda korkuyor gerizekalı. Hı? Korkuyor mu? Hı. Vah. Peki bu işi sessiz sedasız nasıl halledeceğiz? O dahimizde koskoca doktor var. Ha? Hay yaşa ortak. Doktor Kemal keser. Tabii. Doktor Kemal mi? Aman baba o kökünden keser. Hayırdır Yunus emmi? El alem evlat sahibi oluyor da geçmeç. Ah ben yanığım Kemal. Otur hele otur. Ne yanığı? Güneş yanığı mı köz yanığı mı? Bu derdi Allah düşmanıma vermesin. Nedir derdin? Derdini söylemeyen dermanını bulamaz. Şey canım. Ayda yılda bir işe yarasa diyorum. Ha şu. Bu yaştan sonra biraz ayıp oluyor ama kucağına bir çocuk vermezsem karı beni boşayacak. Ya da başka bir iş edecek. Hı? Ya bir babalık da bana yap. Param yok ama hayır duamı alırsın. Sen merak etme Yunus amca. Şifalı otlarla çare buluruz senin derdine. Nasıl? Dağa, bayıra, ovaya salacaksın kendini. Ballı baba, çıfıt otu, dulavrat otu, itboğan, kantoran otu toplayıp bana getireceksin. Ben sana bir padişah macunu hazırlayacağım. Her zaman hazır oldu olacaksın. Sağ ol. Var ol Kemal oğlum. Hemen toplamaya gidiyorum. Pek emin değilim ama bir deneyeceğiz. Tutarsa ben de kullanırım. Ocağına düştüm Kemal kardeş. Ne var gafur? Vallahi utanıyorum.
Söyleyemiyorum. Doktordan utanılır mı? Söyle söyle. Şeyimde fazlalık var. Neyinde? O mu fazla? Keseriz. Ben de onu söyleyecektim. Ruşen'e lafı kesip attı. Sünnetsiz damat istemiyor. Öyle mi? Biz de bu meseleyi kökünden hallederiz. Aman kökünden olmasın. Yo, biraz bırakırız. Acımaz değil mi? Hiç merak etme. Acıtmadan yaparız. Aman kimse duymasın. Gözünü seveyim, gizli olsun. Olur mu? Koskoca ağaoğluna yakışır mı? Şanlı şöhretli olmalı. Hoş geldin. Korkuyor musun? Ben mi? Yo. Al şu iskemleyi, otur şöyle. Oturayım. Hadi. Otur, otur. Kirvesi kim gafur çocuğu? Müstakbel kayınpeder olaraktan tabii ki benim. Elbette tabii. Öyle mi? İnşallah hem düğün hem torun mürüvvetini görürüm. Yiğit oğlum benim aslanım. Tek bir getirelim mi? Yok deve. Kurban mı kesiyoruz? Yoksa gafurun fazlasını mı alıyoruz? Gelin tutun çocuğu. Çişini ettin mi oğlum? Ettim. İyi. Hopkabaz. Buyurun efendim. Kesim işi bitinceye kadar def çalacaksın. Baş üstüne efendim. Tam kesilirken herkes bir ağızdan yumurtanın sarısı gitti küçük gafurun yarısı şarkısını söyleyecek. Başla. Allah! Ya Allah! Hayır! Hayır istemem! Bırakın beni! Cennet olmayacağım, bırakın beni! İstemiyorum! Oğlum seninkini baltadan başkası kesmez! İmdat! Adam öldürüyorlar! Baba! Baba yetiş, kurtar beni! Öldürecekler baba! Baba yeter, kurtar! Kurtar! Oğlum adam kesmiyoruz, şeyini kesiyoruz. Ulan amma ütleksin be! Kemal kardeşim, kıyma bana! Kafamı kes, şeyimi kesme! Vazgeçtim, tövbe! Sümbülü de unut o zaman! Öyleyse başka bir aletle Kemal kardeşim. Merhamet et Kemal kardeşim. Of, peki peki. O ne lan? Tüh rezil. Altına işedi. Ulan amma korkak şeysin. Şaka yaptım ulan. Bununla kesilir mi oğlum? Buna da keçilik et bakalım. Hayır! 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 Başla! İstemiyorum! Olmayacağım! Olmayacağım! Yumurtanın sarısı gitti kapının yarısı. Yumurtanın sarısı gitti kapının yarısı. Adam öldürüyorlar! Yetişin! Öldü! Bitti. Oldu da bitti maşallah. Yine mi olur inşallah? Geçmiş olsun oğlum. Ne varmış ki baba?
sinek ısırığı gibi bir şey. Çok kesmedin inşallah. Vallahi idare eder işte. Var ol kıymetli doktorumuz. Ruşenim tamam. Kızının istediği oldu işte. Gözümüz aydın kardeşim. Artık hiçbir engel kalmadı. Buyur. Fazlasıyla hak ettin doktor bey oğlum. Ne bu? Para. Çil çil para. Ey maşallah maşallah. Hadi hayırlı. Oluyor oluyor. Biraz da it puan ver. Buyur. Aferin be. Nereden buldun bu otu? Ormanın sırtındaki kayalıklar var ya. Onların arasında. Aferin. Tamam. Oldu bu iş. Bak şimdi. Sabahları aç karnına bir kaşık. Öğlenleri tok karnına iki kaşık. Akşamları üç kaşık. İç. Sonra gel bana dua et. Sağ olasın. Borcum? Bilirsin ben para almam. Hadi kal sağlıcakla. Sağ ol. Sağ ol. Güle güle. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hoşça kalın. Eyvallah. Buyur hanım. Doktoru göreceğim. Kimse? İçimi doktordan başkasını açma. Peki, buyur. Gel, geç şöyle. Oğlum baksana. Hayrola ana? Doktordan başkasına peçesini açmazmış. Bak bakalım, derdi neymiş? Şimdi anlarız. Sen hele bizi yalnız bırak. Derdin ne? Derdin ne dedim? Sümbül, nereden çıktın kız? Nereden çıktımsa çıktım. Sen nasıl yaparsın bu işi? Hangi işi? Sünnet işini. Evlenmemek için nicedir sünnetsiz oluşunu bahane ediyordum o gavurun. Şimdi ortada hiçbir engel kalmadı. Demek beni istemiyorsun. Sünnet etmeye mecburdum. Çünkü biliyorsun biz... Doktorluk yemini ettik. Beni sevmiyorsun öyleyse. Kız vallahi seviyorum. Peki. Şimdi ne olacak öyleyse?
Sünnet olsa bile seni ona yedirmem. Ben yerim. Ne yapacaksan yap. Ben sensiz yaşayamam. Ben de yaşayamam. Sabret hele, babanı yola getireceğim. Nasıl? Bir çaresini bulacağım. Güven bana. Aslan doktorum benim. Dur yapma, bir gören olacak. Olursa olsun. Ama ben fena oluyorum. Hadi git, sen git. Peki. Sümbül. Ne oluyor Kemal? Kemal? Sümbül. Kemal. Sümbül. Ne oluyorsun oğlum? Niye sümbül sümbül diye sayıklıyorsun? Aşığım. Sümbül'e feci halde aşığım ana. Vay başımıza gelenler. Silahlar çekilip kanlar dökülecek. Vah eyvah. Sümbül'ü almazsam hayat zindandır bana. Sümbül'üm. Buyur doktor bey. Depoyu doldur. Baş üstüne. Hayrola, nereden? Köyden. Çocuklara aşı yaptım. Niye kaşınıyorsun ikide bir? Tutamıyorum kendimi. Çok tatlı. Öyle bir tatlı ki kanıyor, gene kaşınıyorum. Oh oh. İşsiz kalıp düşünmektense uyuz olup kaşınmak daha iyidir. Al bakalım. Sağ ol. Güle güle doktor bey. Söylediğim atasözüne hepsi duymuş demek. İşsiz kalıp düşünmektense uyuz olup kaşınmak daha iyidir. Fakat niçin kaşınıyorlar? Hepsi birden hem de. Bir acayiplik var bu işte. Gerçek doktor olsam çaresini bulurdum ama ben doktor filan değilim ki. Merhaba Hasan amca. Ya niye böyle kaşınıyor herkes? Bilmem. Bir çare bulsan da şu kaşım kaşım kaşıntıdan bir kurtulsak. Kurtar bizleri yoksa fıttıracağız. Siz kaşına durun, çaresini buluruz. Allah Allah. Niçin kaşınıyor bu adamlar acaba ya? Niye gelmedin? Şeyine toz ekecektik. Tozu mozu boş ver. Görmüyor musun? Kaşınmaktan geberiyorum. İnşallah ama ağaç maaç para etmez sana. Ahırdan sarı öküzün kaşağısını al. Yaşa be Kemal. Şu sendeki akıl akıldan da büyük bir şey. Yaşa. Aklım büyük de fikrim küçük. Niçin kaşınıyorlar bulamıyorum. Ulan deminden beri söylüyorum da fark edemiyorum. İşsiz kalıp düşünmektense uyuz olup kaşınmak. Evet, uyuz olup. Demek ki millet uyuz olmuş ya. Uyuz. Bütün umudum kitaplarda. Bu uyuzu tedavi edemezsek nahiyeyi terk etmek lazım. O zaman ben sümbülsüz ne yaparım? Mutlaka bulmalıyım çaresini. Neredesin uyuz? Evet uyuz. Ana, he, hepinizi he. Sinemada bekliyorum. Güzel film miymiş? Ağlatıyor muymuş? Ay. Sinema oynamayacak, ben konuşacağım. Gelemem, kaşınacağım ben. Sırtımı kaşımak için değnek yontu ver bana. Gelmeyen anam bile olsa ceza keserim ona göre. Ey ahali, duyduk, duymadık demeyin. Nahiyemizin doktoru Kemal Bey kaşıntı illetine çare bulmuştu. Herkesi sinemaya çağırmaktadır. Gelmeyenler cezalandırılacaktır. Duyduk, duymadık demeyin. Ne topladın milleti sinemanın önüne? İsyan mı çıkaracaksın? Oh, oh.
Senin için bir matine ziyan edemem. Sinemamı kapatamam. Ne konuşacaksan 10 dakika arada konuşursun. O kadar bile sürmeyecek Ruşen amca. Bak sen de kaşınıyorsun. Kaşınmaya çare buldum. Tamam mı? Tamam. Sevgili uyuz hemşerilerim. Evet, üzülerek söylüyorum ki hepiniz uyuz olmuşsunuz. Hakkada bir yok be. Benim için konuşuyorum kapı. Hakkada bile söylemezler. Evet, bizim gibi tertemiz insanlara hakaret bu. Susun be. Uyuz etmeyin insanı. Uyuz sari pis bir hastalıktır. Böceği vardır. En temiz insana bile geçebilir. Şimdi hepiniz evinizi badana edeceksiniz. Giydiklerinizi derhal yıkayıp kaynatacaksınız. Şehirdeki hastaneden getireceğim bu sabun ve ilaçlı suyla 3 gün yıkanacaksınız. 4. sabah kahvenin önünde temizlik muayenesi yapacağım. Şimdi uyuz mikrobu nereden yayılıyor? Önce orayı temizleyeceğiz. Evet, derhal temizleyelim. Nereden yayılıyormuş? Buradan. Bu sinemadan. Ha? Anlamadım. Şuraya çıkıncaya kadar bir şeyciğim yoktu. Şimdi hard hard diye kaşınıyorsam demek ki sinema kapanacak. Badana edilecek, ilaçlanacak. Olamaz. Günlerce sürer. Dünyanın parasını kaybederim. Sinemamı kimse kapatamaz. Ben kapatırım Ruşen amca. Hem sen nahiyenin en büyük adamısın. Evet, doğru. Sinema değil. Milletin sağlığı daha önemli abi benim için. Tabii, otur ya. Aslan doktor doğru söylüyor vallahi. Kes. Doktor olarak nahiyemin sağlığı benden sorulur. O kadar. Hemşerilerim. Evet, hiçbirimiz uyuz değiliz artık. Hepimize kutlu olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Temiz. Çok güzel. Aferin. Çok güzel. Sen zaten temizsin, bakmaya gerek yok. Ama bu herifin yanında durma, her şey geçebilir. Bakayım. Git yıkan. Temizlen. Temizlik imandan gelir. İmansız. Hadi. Ben hala kaşınıyorum doktor bey. Sen başka şeyden kaşınıyorsun. Ben senin kaşıntını geçirtemem. Ümidini kes. Tamam ağam. Artık sinemayı da açabilirsin Ruşen ağa. Sahi mi? Sağ ol. Sağ ol evladım. Geberemedi gitti, Allah'ın cezası. Duyacak. Duyarsa duysun. Sümbülüm, sonunda hiçbir engel kalmadı. Ben hazırım. Sünnet de oldum. Uyuzum da geçti. Artık gerdeğe girebiliriz. Öyle mi? Havada bulut, sen sümbülü unut. Yok be. Boşuna mı ustura altına yattık? Yattınsa ne olmuş? Sayemde gavurluğun gitti. Öldük sen de. Çekil yolumdan. Cilvene kurban olayım kız. Seni bir haftaya kadar gelin etmezsem bana da gafur demesinler. Buna dememişler senin için ölüyü diriltir diye. Aman efendim, estağfurullah. Sayende yeniden delikanlı oldum. Çok büyük adamsın doktor. Maksat hasıl oldu demek. Hem de nasıl? Karım gebe. Hayırlı olsun. Allah senden razı olsun.
Para almazsın bilirim ama Allah aşkına dışarı gel. Sana bir hediyem var. Hadi gel gel hadi gel. Gel doktorcuğum. Sağ olun, sağ olun. Hepimiz vallahi sana hediye getirdik. Niye zahmet ediyorsunuz canım? Beni mahcup ediyorsunuz vallahi. Bilirim para almazsın. Bunları afiyetle ye. Sağ ol Yunus amca. Bunların hepsini nasıl yerim? Çoluk çocuğa dağıtalım nasıl bari. Nasıl istersen öyle yap. Kemal abi, Kemal abi. Sümbül abla seni hemen dere kenarında bekliyor. Ne o, gene kendini dereye mi attı? Yo, hayır. Sana söyleyecek önemli şeyleri varmış. İyi. Ne var? Ne oldu? Ne olacak? Gafur beni alıyor. Alıyor mu? Alıyor. Ne yap yap bir çare bul artık. Dur kız. Hele bir düşünelim. Acele etme. Acele işe şeytan karışır. Şeytan meytan anlamam ben. Kaçır beni. Anlamıyor musun? Sensiz yaşayamam dedim. Ha, tamam. Ne tamam? Sensiz yaşayamam dedin ya. Bensiz yaşamayacaksın ki. Anlamadım. Sana bir ilaç yollayacağım. Birkaç yudum içip mahsustan intihar edeceksin. Sonra? Sonrasını bana bırak. Her şeyimi sana bırakıyorum. Şimdi git, sonra bırakırsın. Hadi canım. Aynen sedik gibi kokuyor. İç hadi iç. Doktora kavuşmak kolay mı? Bir şey olmaz değil mi? Aa, doktora güvenmiyor musun? Güveniyorum. Onu çok seviyorum. Afiyet olsun. Amanın. Yetişin! Küçük hanım ölüyor! Yetişin! Yetişin! İmdat! Başımıza gelenler! Ne oluyor? Eyvah! Koşun! Var koşun ne olur! Çabuk gelin! Çabuk gelin! Bağırma! Eyvah! Ne bağırıyorsun bir tarafına kızgın şiş sokulmuş gibi? Bakın hanımım canına kıydı! Ha, canına mı kıydı? Ya! Oh, eyvah ne yapmış? Bilmem! İlaç içmiş galiba! Canına kıymış! Sümbülüm! Bir tane hem kıymetlim. Aç gözlerini. Baba sana kurban olsun. Kıvılda biraz. Ne olur. O ne? Hı? Aman Allah'ım. Kalbi atıyor. Yaşıyor. Hoş kızım. Doktor Kemal'i getir. Baş çabuk. Üstüne. Çabuk. Doktor Bey. Elini ayağını öpeyim Kemal. Oğlum kurtar kızımı. İlaç içmiş. İlaç mı içmiş? Sakin ol Ruşen amca. Elimden geleni yaparım. Sağ ol. Önce bakalım yaşıyor mu? Önce bir iğne yapmak lazım. Neden yaptı bunu? Hayatının baharında neden ölmek istedi? Ona bir şey olursa ben de yaşayamam. Asarım kendimi doktor. Nerede o günler? Bir şey mi dedin evladım? Yoo. Bir bardak su istedim. Duymadın mı kızım? Çabuk su getir.
Kızımın canını acıtma. Suyu getirdim, buyurun. Ne olacak bu su? İstemiştiniz ya. Ben mi? Ha, içeyim bari. Ümit var mı? Yaşayacak mı? Vallahi daha emin değilim. Henüz komada, çıkabilir de çıkmayabilir de. Koma çok karışık bir şey. Yapmayın doktor bey, ya. Ne diyorsunuz? Komadan çıksa da yaşaması çok güç. Eyvah! Çıkarsa morali çok yüksek tutulacak. Bir dediği iki edilmeyecek. O zaman ya yaşar ya ölür. Vay başıma gelenler, vay! Senin elinde kızının yaşaması. Bundan sonra senin söylediğin önemli değil. Sen kimsin be? Kızının söyleyeceği önemli. Ne derse, ne isterse yapacaksın, tamam mı? Hele yaşasın. İki edersem şerefsiz namussuzum. Güzel. Her dediğini yapacaksın demek ki. Yapacağım. Tek o yaşasın, her dediğini yapacağım. İnanmam. Yemin et. Vallahi, billahi. Kur'an bu saf çarpsıcı yapacağım. Kemal. Ne diyor? Ağır mısın? Kemal diyor. Kemal mi? Doktor Kemal. Gördün mü? Doktor Kemal diyor. Burada kızım Kemal Bey. Evet buradayım. İsteğiniz mi var? Baba. Yavrum. Ben Doktor Kemal'le evlenmek istiyorum. Demek derdi benmişim. Söyle bakalım kızının yaptığı ne demek? Şu demek ki Sümbül'üm senin gafurunu istemiyor. Bu iş olamayacak demek. Kalleş Ruşen, sen eskiden de sırtımdan az vurmadın beni. Aynı gavatlığı sen de bana yapmadın mı? Geçmişi hiç açmayalım. Biricik kızımı göz göre göre öldüremem. Dönek köpek seni! Su aletini! Eskiden de böyleydin! Aşkım oluyor ama! Durun! Baba sen ne oluyor ya? Koskoca ağlar yakışıyor mu size? Yakışıyor ya! Hem de çok iyi yakışıyor. Bizleri boka sardın, bir de karşımıza geçip akıl veriyorsun. Karışma kavgamıza! Karışma lan! Karışma lan! Kayınpeder, bir dakika! Durun dedim ben! Ne laf anlamaz adamlarsınız? Fena yaparım ha! Canım, benim yüzümden bozuşmayın. Hem Sümbül'ü elimizden al, hem de bozuşmayalım. Nasıl olacak o iş? Evet, nasıl olacak? Sümbül'ün gözü gönlü sende. Olabilir de, olmayabilir de. Gafur arkadaşımdır. Haksızlık olsun istemem. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin. Sümbül'ü kim hak ederse o alsın. Nasıl olacak bu iş? Oh! Aa sinek! Bak kardeşim, yarışacağız. Kim kazanırsa Sümbül'ü o alacak. Yenilen kaderine küsecek. Oldu tamam. Yenilince mızıkçılık suculuk etmek yok. Kimmiş beni yenecek? Sen mi gülerim? Gül gül. Sonraları çok ağlayacaksın. Görürüz. Ben gördüm bile. Oh! Sivrisinek. Peki ne yarış yapacaksınız aranızda? Kabul ederseniz bu işe bizim ihtiyar heyeti karar versin. Kabul. Kabul. Bu çok sakıncalı kara sinek. Ulan senin. Bekle hele. Kim kimin yarışma sonunda belli olacak. Ey ahali! Duyduk, duymadık demeyin. İhtiyar heyetimizin kararıdır. Sümbül almak için Doktor Kemal'le Gaffur 5 dalda yarışacaklardır. 1. Halat çekme. 2. Penaltı atma yarışı. 3. İçki yarışı.
nişancılık. 5 atasporumuz güreş. İlk yarışma yarın Çayırlık'ta yapılacaktır. Duyduk, duymadık demeyin. Bir, iki, üç, başla! Çekme! Çekme lan! Dur! Yapma! Ben adamı işte böyle evirir, çevirir, yere çalarım! Ayı gibi herif ya. Haber ayı. Şişelerde. Doldur haydi yallah. We'll be right back.
Eski yarışını İhsanoğlu Kapur kazandı. Nişancılık yarışması İhsanoğlu Gafur başla. Karavana. Öyle ama şimdi görürsün. Gene karavana. Beşte bir. Şimdi sıra Doktor Kemal'de. Durum 2-2. Doktor Kemal kimdir içinizde? Benim. Hayrola, bir hastanız mı var? Demek ismi çevre köylere kadar yayılan meşhur Kemal sensin. Ta kendisiyim. Buyurun. Derdiniz nedir? Ben Sağlık Bakanlığı müfettişiyim. Seni kanunsuz olarak hasta tedavi etmek ve sahtekarlık suçlarından tutukluyorum. Anlamadım. Nedenmiş o? Çünkü sen gerçek doktor değilsin. Diploman da yok, üniversitede kaydın da. Araştırmamıza göre bir İstanbul hastanesinde ameliyathane hademeliği yapmışsın. Söyle bakalım, doğru mu bunlar? Evet, doğru. Bizimle gel. Mahkemeye çıkacaksın. Olur. Yoo, doktora bak doktora. Doktora çağır, doktora çurt. Yoo. Şimdi ne yapacağız İhsan'a? Vallahi kızının o doktor müsveddesiyle adı çıktı. Defol ulan. Gelinim melinim olamazdı ama bunca yıllık hatırım var. Ha, başlık parası da vermem. İşine gelirse.
Haklısın, verme. Yalnız kızımı kandırmak senden. Hakkındaki suçlamaları dinledin. Söyleyeceğin bir şey var mı? Babam yıllarca önce öldü. Anacığım dişinden tırnağından, boğazından kestiği parayla İstanbul'da okumaya yolladı beni. Doktor olmamı istiyordu garip. Ne yaparsın ana kalbi ister. Okuyamadım. Beceremedim. Senelerce bir hastanede hademelik yaptım. Kasabaya dönme zamanı gelince bir ışık yandı kafamda. Hem anamı üzmemek hem de köyüme hizmet için bu suçu işledim. Doktorluğu oynamak zor gelmedi bana hakim bey. Kimseyi öldürmedim. Kimseye zararlı bir ilaç vermedim. Hiç reçete yazmadım. Kimseden 10 para almadım. Hepsi burada. Hakkımda tek bir şikayetçi varsa asın beni hakim amca. Tanık Murat Ateş. Karım öldü, ölecekti. Karnında ur var diyorlardı. Meğerse hamileymiş. Doktorumuz keşfetti bunu. Nur topu gibi bir oğlum oldu. Sağ olsun, var olsun. 30 yaşındaki Gafur Bey'i parmağından kıymık çeker gibi kolayca sünnet etti. Ama nankörmüş Gafur Bey. Huzurunuza gelmedi. Sonra en muazzam hadise olarak beni bu yaştan sonra baba etti. Nasıl yaptı bu işi? Bir otlar, bir şeyler verdi. Bir gün bir baktım dirilmişim. Sayesinde yuvam yıkılmaktan kurtuldu. Karımın karnı burnunda şimdi. Allah Kemal Bey'den razı olsun. Karım da mutlu, ben de mutluyum. Hakim Bey, söyler misiniz? Bu mucize değil de nedir? Bu mucizeyi yaratana ceza mı vermeli yoksa alnından mı öpmeli? Ben ilkokul öğretmeniyim efendim. Kemal Bey şehir hastanesinden ilaç getirterek bütün çocuklarımızı aşıladı. Tifüs salgınından kurtardı. Bugün çocuklar sağ salim ayaktaysa bunu ona borçluyuz. Bütün kasaba uyuz oldu. Kemal Bey kasabanın evlerini badana ettirdi. İlaç getirterek salgını önledi. Bütün kasabalıya temiz, sağlıklı yaşamasını öğretti. Doğru söylüyorsun. Tamam, yeter. Yeter. Susun diyorum, tamam. Geçin yerinize. Yeter, susun diyorum. Gereği düşünüldü. Sanık Kemal Şeker'in hiçbir zararlı tedavi yöntemi uygulamadığı tanıkların yeminli ifadelerinden anlaşılmış ve daha önceden de sabıkası olmadığı göz önüne alınarak beraatına karar verilmiş. Sağ olun Hakim Bey. O ilaçtan ben de isterim. Seninkine fazladan ilave olarak kişnişle meyan kökü de katacağım ki ikizlerin olsun baba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hoş memur bulduk. Bey. Hoş geldiniz darısı başıma. Gelin nerede? Geliyor efendim. Geliyor hazır. Kız şimdi çabuk olsana kız. Çabuk olsana. Otur şöyle.
Şahitlerin de hazır olduğu görüldü. Evlenmek için dairemize başvurdunuz. Yapılan araştırmalar sonunda evlenmenize bir engel olmadığı anlaşılmıştır. Hediye reisinin bana verdiği yetkiye dayanarak şahitlerin huzurunda nikah merasimine başlıyorum. Siz Bay Gafur Bulut, Sümbül Yeşil'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ya siz Sümbül Yeşil, Bay Gafur Bulut'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayır! Hayır! İtirazım var. Bu nikah kıyılamaz. Anlamadım. Niçin kıyılamazmış? Yarışmamız yarım kalmıştı. Değil mi ağalar? Evet, yarım kalmış. Evet. Evet, doğru. Seni bu ayıya kolay kolay bırakır mıyım kız? Unutma. Daha seninle bir güreşimiz var. Erkeksen yürü er meydanına. Öyle mi lan? Ben de senin kemiklerini çatır çatır kırmazsam bana da gafur demesinler. Sen gıdıklanıyor musun lan? Sana ne lan, sana ne? Yaptım, yaptım. Bırak kalkayım artık. Bırak. Evet. Yarışmaları Kemal kazandı. Sümbül'ü hak etti. Konuşmuyorum seninle. Kalleşlik ettin. Küsüm sana hayat boyu. Ne o kız Şadiye? Ne ağlıyorsun tek başına? Yaslan Yaşar'a gitme ya bana. Yahu Yaşar yandı tüttü duman oldu senin için be. Oh. Oh. Ne görmüşüm ben? Şadi. Oldu bu iş. Hadi hepinizi düğünüme bekliyorum. Doktor Zümanım, doktor doktor Zümanım. Ne istersen anlarım, ben sana varayım. Doktor Zümanım, doktor doktor Zümanım. Doctor, 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 doctor